Evet arkadaşlar, şuradaki görmüş olduğunuz alanlar mezarlıklar. Uydu görüntüsünden bakarken tespit ettiğim yerler. Görmüş olduğunuz gibi burada su da var. Yani bölge sulak bir alan. Aynı şekilde şu yamaçlarda, şu görmüş olduğunuz tarlanın etrafında ve tepe noktalarda da yığmalar var. Ve ben burada büyük bir yeraltı şehrin olduğunu düşünüyorum. Bu kadar sayısız mezarın içinde yeraltı şehri olmasaydı olmazdı diye düşünüyorum. Şimdi bunu bir araştıralım. Bir gidip yeri bulalım. Evet arkadaşlar. Bazı şeylere yaklaştığımızın göstergesi. Şöyle gösterelim. Burada bir kaya kesimi var. Görmüş olduğunuz gibi. Havamız çok güzel. Hani derler ya, kurt sisli havayı sever diye. Biz de şu an bu kayayı kesen insanların yaşamış olduğu alanı bulmaya çalışacağız. Şu görmüş olduklarınız mezarlıklar, yani eski mezarlar, yığma taş mezarlar. Etrafımızda fazlasıyla mevcut. Görüyorsunuz. Bu alan çok büyük bir nekropol. Şimdi burada tabii arkadaşlarımız da var. Şu an görüyorsunuz bir tilki izi. Yeni geçmiş. Bu arada hava karlı, yeni yağdı. İleri derecede bir tipi vardı arkadaşlar. Şimdi de bu adamların, yani şu yatan insanların yaşadığı yeri arıyoruz. Bakalım araştırmalarımız bulabilecek miyiz? Gerçekten soğuk. Birazdan zaten bulabilirsek bu noktayı göstereceğim. Çünkü yaklaşık 2 saattir arıyorum. Hala en küçük bir emareye karşılaşmış değilim. Şimdi bu alanları tarayacağız. Bu insanların, bu mezarların sahipleri nerede yaşamış, onları araştıracağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Mezarları gördük. Kesikleri gördük. Şimdi de insanların su ihtiyacını karşıladığı alanlardan birisi. Su hayattır diyorlar. Biz de şimdi bu su hayatın hayat vermiş olduğu insanların yaşantı yerlerini hala arıyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz suyun çıktığı alandan suyumuzu içeceğiz. Emin olun her yerden mükemmeldir bu su. Yapı taşlarına ulaştığınızın görüntüsü. Sonunda kuyu görüyorsunuz. İnsanın su ihtiyacını veyahut erzak ihtiyacını karşılaması için, ama genel olarak dışarıda olduğu için, bu bir su ihtiyacı için yapılmış bir kuyu. Evet sevgili dostlar, bahsetmiş olduğum olay buydu. Görmüş olduğunuz gibi deminki araştırmalarımızın sonucunda yeraltı şehrinin olduğunu zaten söylemiştim. Şimdi alanı bulduk, içeri geçeceğiz. Dar, özellikle metrajlarda verelim, bazı arkadaşlar söylüyor. Yükseklik şu görmüş olduğunuz 40, genişlikte 30-35 arası. Dar, sürünerek geçeceğiz içeriye. Bakacağız içeride gerçekten bir şeyler var mı? İçerinin görüntülerini, bu insanlar içeride neler yapmışlar, onları inceleyeceğiz. Sürünerek girdiğiniz her yerden geri çıkmak çok sorunludur. Eğer tıkalı kalırsa geri çıkmak zorunda kalacaksınız. Bu insanlar buraları nasıl yaptığını düşünün. Onlar bu şekilde sürünerek girmiyordur umarım. Çünkü görmüş olduğunuz gibi alanda toprak fazlasıyla dolmuş. Ve bizi bekleyen bir savunma kapısı. Şu an şu görmüş olduğunuz şu bir savunma kilit kapısıdır. Evet. Operasyon odasının olduğu alandır. Şuralar biraz zor gidiyorum arkadaşlar. Videomuz uzun olacaktır bundan dolayı. Şöyle. Bu dışarıdan getirilmiş bir kayadır. Şu kaya yapısıyla bunun alakası yoktur. Renginden bile çok alakadar olarak anlaşılıyor. Biraz daha genişliyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 60 santime yaklaştı yükseklik. Şimdi az olsa
Az da olsa biraz görüyorsunuz, operasyon odasının gerçekleştirildiği yer. Biraz daha şöyle dikkatli gidiyoruz. Çünkü içeride kuyu veyahut çökme olasılığına karşı dikkat ediyoruz. Ve özellikle her şekilde tekrar edelim her zamanki gibi. Bu alanlara tek girmeyin arkadaşlar. Bu alanlarda kaybolabilir. Veyahut içeride nefes sıkıntısı çekebilir. Veyahut kuyulara veyahut göçmelere karşılaşabilirsiniz. Operasyon odasından bahsedelim. Birçok kez bahsettik. Bu alanlar savunma sisteminin kapatma sistemiydi. Yani girişin dışarıdan bağlantısı. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir odaya çıktık. Odanın boyutunu da söyleyeyim. Şu an ayağı dikilemiyoruz. Yaklaşık 1.10 metre 1.10 santim yükseltisi var. Küçük küçük niş denilen sistemlerden var. Savunma sisteminden sonra karşıya bir şey gidiyor. Ve burası biraz daha dar. Görüyorsunuz girişi 40'a 40'a 35, 40'a 40 gibi. Ve burada bir kapatma sistemi varmış. Ama görmüş olduğunuz gibi yatağı dursa da şu an kendisinin eseri yoktur. Ve hala içeride sigara paketlerini görebilirsiniz. Burası ikiye ayrılıyor. Şu anda bulunduğumuz nokta. Şöyle bir bekletiyorum. Şu anda bulunduğumuz alandaki hava akımını anlamanız için önce şunu da yapalım. Görüyorsunuz. Ne kadar çok hava akımının olduğunu siz düşünün arkadaşlar. Ve rüzgardan anladınız. Bu dışarıdaki alanın diğer tarafa, yani bu tarafa giden kısmında o tarafında açık olduğunun göstergesi. Şimdi hangi tarafa gideceğimi bilmiyorum. Bu taraf çıkış alan olduğu için önce hatta o tarafa gidelim. Dar alanı en sona bırakalım. Sağdan devam edelim. Küçük bir alandan geçiş yapıyorsunuz. Burası tabii sonradan birleştirilmiş. Burayla önce bağlantısı yokmuş ama sonradan birleştirilmiş. Çok dar arkadaşlar. 40'a 40 gibi bir alanda sürünerek gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ve bu alanda nefes kontrolünüzü neredeyse yapamayacaksınız. Evet. Ve bugün kar yağdığı için esen şeyler, rüzgarlar çok sert ve soğuk oluyor arkadaşlar. Biraz daha daralıyor gitgide. Evet. Biraz daha genişlediğini görüyoruz arkadaşlar. İçeride bir odanın olduğunu. Ve uzun süredir arkadaşlar, bakın uzun süredir, yani göstermiş olduğumuz sigara paketinden sonra uzun süredir insanoğlunun bu alanlara girmediğinin şu görmüş olduğunuz yerde hiçbir ayak izinin olmamasıyla anlayabiliyoruz. Evet. Bir merkez odaya açılmış gibi bir alan var arkadaşlar. Şu anda bu yeraltı şehrinin merkez odasından birine girdik. Geldiğiniz yeri unutmuyorsunuz. İşaretlemenize herhangi bir gerek yok arkadaşlar. O yüzden buralara sprey boya veya buna benzer hiçbir işaret emaresi koymuyoruz. Eğer kaybolmak istemiyorsanız şu taşlardan 2-3 tane buraya koyarsınız. Ve bu şekilde geldiğiniz yolları karıştırmayabilirsiniz. Şimdi bir dışa yol gidiyor. Bir yine yan tarafında bir oda var. Bir de sol tarafımıza oda gidiyor. Arkamızda kalan kısım da geniş noktamız. Önce geniş olan odayı seçiyorum. Burası çıkış noktası olabilir. Evet, burası şu anda aşağı bir iniş var. Görüyorsunuz. Oraya da girebilir miyiz diye kontrol edeceğiz. Burası şu an yüzeye en yakın kısım sanırım. Çünkü ağaçların bitkilerinin zillerinin alta, köklerinin alta indiğini görebiliyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz şey odur aslında. Evet, bu tarafa bir oda gidiyor. Önce o tarafı alalım. Çünkü bu odaya girdikten sonra şu çok dar arkadaşlar. Yani 10 santimlik bir genişliğe sahip. Burası kuyu veyahut burası son gibi görünüyor. Evet. Burası şu anda son. Şu aşağı giden yolumuza bakıp buranın tüm metrekaresini çıkartıp haritalandırmasını da videonun başına ekleyeceğim arkadaşlar.
Evet. Şimdi de şu alana. Bu alana büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi çok dar, 10 santim bir genişliğe sahip. Ve bu alandan bu alanları kontrol ediyoruz ve bu alanlara kamera göndereceğiz. Bunların hepsini bir gün içinde farklı farklı birbirine yakın yerlere giremediğimiz alanlara tekrar kamera göndereceğiz bir gün. Görüyorsunuz zaten orada tıkalı. Evet, çıkalım tekrardan. Şu merkez odamız dediğimiz, yani ben şu an buraya merkez diyorum. Tam orta kol, yani buradan kollara ayrılıyorsunuz. Şimdi de bu alana gireceğiz. Bu alan da gitmiyor olabilir. Evet. Ve şunu hissettiniz mi? Bakın. Aslında yerin altındaki gelen sesi duyuyor musunuz? Bunu, evet, burayı kazmışlar. Uzun zaman olmuş. En son ziyaret eden de şu görmüş olduğunuz tilki izleri. Evet. Biz şurada demin diz kapağımızı yere yanlışlıkla vurduğumuzda bir ses aldık. Yani şu görmüş olduğunuz ses de aslında. Duyuyor musunuz? Aslında burasının çift katlı olduğunu anlıyoruz şu an. İnşallah anlaşılabilecek derecede sesi sizler de duymuşsunuzdur. Daha iyi anlaşılmanız için daha sert vurmak istiyorum. Bakın. Evet, yeterli herhalde. Mükemmel bir altta odanın olduğunu sadece yürürken fark edebildik. Şimdi burasını yazıyorsunuz aklınıza. Burayı unutmuyorsunuz. Alttaki odalar. Burası bizim geliş odamız. Şu taştan hatırlayabilirsiniz. İki noktayı da gezdik. Şimdi de bize kalan nokta burası. Evet. Birçok arkadaşımız soruyor. Tekrardan metrajları da verelim. 50'ye 35-40 arası bir ölçü yüksekliğe sahip. Sürünerek değil de biraz daha eğilerek gidebileceğimiz bir alana benziyor. Yani biraz daha diz kapaklarımız üstünde gidebiliriz. Bir girelim. Burada da hava akımı çok güzel arkadaşlar. Şu an arkamızdan esiyor. Şu an tam anlaşamıyoruz ama şöyle yaparsak. Tabii Allah'a nemli. Neyse. Burada yapmak istediğimizi yapamadık. Ama olsaydınız size arkadan esen rüzgarı çok rahat bir şekilde anlayacaktınız. Şu an nereye gittiğimi soran olursa arkadaşlar, ben bu nereye gittiğimi şu an bilmiyorum. Sadece gidiyorum. Sadece alanı görmek için. Deminki vurduğumuz sesten sonra bakın. Burada sadece şu alanın, yani şu görmüş olduğunuz alanın boşluk sesi geliyor, yani şu alanın. Ama deminki vurduğumuz yerdeki sesle buranın arasının farkını anlamışsınızdır. Burada bir savunma sistemi kurulmaya çalışılmış. Ve şu an rüzgardan anlayabiliyorsunuzdur. Evet, durduralım çünkü video içinde kötü bir görüntü olabilir. Şimdi tekrardan bir odaya gireceğimize benziyor. Evet. Her tarafa bakıyoruz. Her yeri inceliyoruz. Kafanızın üstünden tutun da her yeri incelemek zorundasınız. Çünkü teksiniz ve hiçbir şey, neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Evet. Bir ayrı bir odaya çıkıyorsunuz. Bu alanlarda işaretleme yapılmış. Ve insanların bu alanları tek tek kestiğini görebiliyorsunuz. Bu yakın dönem bir yazısıdır arkadaşlar. Bu alana giren meslektaşlarımızın yazmış olduğu bir yazı. Odamız küçük. Kaça kaç diyelim. Şu an şu alandan şurası 3 metre. 3'e 5, 3'e 6 gibi bir yüksekliği de 1.70 falan arkadaşlar. Güzel bir oda. Ve odanın sonunda başka bir yere giden alan. Bu alanı bilmiyorsunuz. Sürekli bir yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gittiğimizi gerçekten bilmiyoruz. Sadece devam ediyoruz. Evet, burada da güzel hava akımı var.
ses duyuyorsunuz. Yine bir odaya çıktık. Kontrol ediyoruz. Tavanlarda herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Bu alanda iki tane aşağı iniş var sanırım. Evet, şuradan bir aşağı inişimiz var. Bunu bir önce... Şu alanı şöyle göstermek istiyorum. Çünkü daha girilmeyecek derecede küçük arkadaşlar. Şu an bir kameramızı gönderelim. Göremediğimiz yerlerde neler varmış. Evet. Şu an bu şekilde gidiyor ve dar. Şu an oradan geçilmeyecek. Çünkü 10 santim veya 11-12 santimlik bir alana sahip. Ondan dolayı buraya giremeyeceğiz. Burası giremediğimiz ikinci nokta. Tıkalı olarak sayıyoruz burayı. Evet. Burada da kapı sistemi varmış ama kırılmış. Odamızın içindeki şeyler arkasında bakın. Şu görmüş olduğunuz alan bir başka odanın habercisi. Bu arada hayvanlar deyince sadece burada sinekler ve de sizi bekleyen birkaç tane örümcek. Şöyle gösterelim yakından. Karşı taraftan işlem olmuş. Şu görmüş olduğunuz alan. Bir çatlamaya girmiş ve buraya çivi çakılmış. Ama burası tam giriş değil. Buranın girişi farklı yerde. Şu anda karşı tarafa girişimiz var. Odamızın metrajını tekrardan verelim. 4'e 8, 8.5, 9 arası gibi bir şey. Yükseklikte 1'e 1.70 arasında. Geldiğimiz alan burası. Kaybetmemek için şu iki taşı kullanabilirsiniz. Şimdi kapı üstlerindeki şu görmüş olduğunuz ışıklandırma mumluk diyebileceğimiz yerler. Ve bize iki tane yol bekliyor. İçinizden neresi geçiyor bilmiyorum. Biraz daha kapıları böyle modern yapılmış buranın. Ben önce sol tarafa gireceğim bu defa. Çünkü buradan ikiye ayrılıyor. Önce sol tarafı gezip ve görmüş olduğunuz gibi aslında sağ taraf yani sol taraf biraz daha karmaşık ve karışık olduğunu görebiliyorsunuz. Burayı en sona bırakacağım. Hatta şöyle yapalım. Buralar çıkış olabilir. Önce çıkışlarımızı gösterelim. Ondan sonra şu görmüş olduğunuz büyük alanı ve etrafını gezelim. Şu an altımızdaki alanlar ikiye ayrılıyor ve ikisi de ileri derecede gidiyor. Hangisine gitsem bilmiyorum şu an. İşaretleme falan da düşünmüyorum. Kaybolduğumu hiç düşünmüyorum. Ve buradan ikinci bir tünelin gittiğini görebiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar. Burası bilinenin dışında ileri derecede yüksek bir yere sahip. Şimdi burası iki kola ayrıldığı için düşüncelerimiz tamamen değişiyor. Bunu düşüneceğiz. Önce şu tepenin gidip gitmediğini kontrol edelim. Şimdi basalım bu boşluğa. Ve bu boşluktan geçemeyeceğiz. Tıkalı olaraktan üçüncü noktamızda yazdık. Şu aşağı noktamıza girmemiz gerekecek. Ve hala gidiyoruz. Çok dar bir alandan geçtik. Şu an yerin 50-60 belki de 100 metre altındayız. Çünkü ölçmedim. Odalardan geldik. Ve burası biraz daha derine gidiyor. Ve gittikçe aşağı doğru, dabana doğru, derine doğru iniyorsunuz. Evet. Kendinizi kaybetmek istiyorsanız bu alanlara girebilirsiniz arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde buradaki taşları da kontrol ediyorsunuz. Dışarıdan getirilmiş farklı bir taştır arkadaşlar. Bu alanda bu taştan bulamazsınız. Bu bölgedeki güney kısımda bulunan yumuşak tipli küf kayalardır bu. Aynı şekilde bu görmüş olduklarınız da bu alanda geziyor. Ve bu alan buranın en önemli noktalarından biri olabilir. Bakalım. Bura ışıklandırma yapılmış. İçeride herhangi bir şey var mı? Önce onu kontrol ediyorum. Odamızın büyüklüğünü görüyorsunuz. 6'ya 10-12 arasında bir ölçüsü var. Alanlarda kemiklerin çıktığı. Evet, bir insan kemiği arkadaşlar. Bu görmüş olduklarınız bir insan kemiği. Alanı gezeceğiz. Burası bu yeraltı şehrinin savunma zamanı yani savunma yaptığı dönemde mezarlık alanı olarak kullanmış olduğu bir yer olabilir. Çünkü mezar sayıları olaraktan, mezar alanları olaraktan bu görmüş olduğunuz insanların
Bu alanlar da aynı şekilde. Ve burası son. Yani burası yeraltı şehrinin mezarlık alanıymış. Siz savunma yaptığınızda ölen insanları buralara gömüyorlarmış. Buralarda bir şeyler var mı diye soran olursa arkadaşlar, bu mezarlık alanlarda bir şeyler bulamazsınız. Çünkü savunma zamanı gömülüyor. Şöyle gömelim. Tekrardan şöyle tam gömemedik. Evet, toprak altında kalsın. Tekrardan çıkalım. Burada da kemik var. Görüyorsunuz. Burası bu yeraltı şehrinin yaşam alanına, yani yaşadıkları alana en ters ve en uzak ve en derine doğru kokunun giderilmesi için yapılmış alan. Ve şu görmüş olduğunuz tepede de bir kapakla buranın içeriğiyle bağlantısını kesiyor olabilirler. Arka tarafımızı gezmiştik. Şimdi buradan bir delik var, görüyorsunuz. Deminki geldiğimiz noktaya doğru bir bağlantı. Şurası bizim geldiğimiz nokta ve burası da gideceğimiz nokta. Şu an aradayız. Bir nefes kontrolü yapmak zorundayız. Şimdilik bekletiyorum. Nefes kontrolümüzü yaparken keyfimizi de yaptık. Tabi içerinin biraz görmüş olduğunuz gibi havasını değiştirdik. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Tekrardan bu noktaya geleceğiz. Burası çıkış noktalarından birine benziyor demiştim. Evet, burası boş değil arkadaşlar. Altına bakıyorum şu an, altı kontrol için. Evet, küçük bir delik kazılmış. Bu alan sona benziyor. Şu görmüş olduğunuz alan. Eğer dönmüyorsa buralar son. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar, bakın. Şu görmüş olduğunuz yarasa kozası diyorsunuz ya. Şu görmüş olduğunuz yarasa kozasının patlamış halidir. Bu yarasa kozalarının patlamış halidir. Çok tehlikeli bir şeydir yarasalar. O yüzden onlara dikkat edin. Evet. Evet, burası son arkadaşlar. Buradan gidişimiz yok. Deri çok zor bir şekilde çıkacağız. O yüzden geri geri çıkacağız arkadaşlar bu alanda. Deminki alanımız, geniş alanımıza kadar. Evet. Şurası kazılmış ve gitmiyor. Dördüncü alanımız, yani kala olarak dördüncü kalan alanımızı da gördünüz. Sürünüyoruz şu an. 40'a 30 veyahut 50'ye 30'luk bir alan var. Evet. Bu alan yukarı kısım kapalı, aşağı kısımda mezarlık alan dediğimiz alan. Geliyoruz. Şu karşı görmüş olduğunuz alan bizim buraya geldiğimiz alan. Burası odamız. Ve bu olanlara, odalara yani pardon, geçiyoruz. İçerideki mezar tiplerini de görüyorsunuz. Aynı şekilde içeride bir kuyu. Bu bir savunma kuyusu olabilir. Bununla alakalı anlatımımızı yapıp geçmek olmaz. Siz savunma yaptığınızda arkadaşlar, şu an elimiz tabi tozlu. Bunun kapağının üzerine bir kapak örtüyorsunuz. Taşla bir mekanizma oluşturuyorsunuz. Karşılara deliyorsunuz bu noktayı. Ve gelen kişi buna bastığında tersine dönerekten kuyunun içine alıyor. Bunu birçok noktada gördüm. Bu da yeraltı şehirlerinin tuzaklarından biridir. Karşımızda giriş kapısının giriş kapısına benzettim ama oradan bir geçiş var gibi karşıda. 2-3 yol var. Şu an diyorum ya, nereye gittiğimi bilmiyorum. Hiç de düşünmüyorum nereye gittiğimi falan diye. Ve buralarda ıslaklığı gördüğünüzde girişe yakın olduğunuzu, operasyon odasının şu an orijinal girişin burada olduğunu görebiliyoruz. Evet. Burada da bir hayvan kemiği var şu an. Bir operasyon girişinin gördünüz. Evet. Bu alanların diğer şeyde arkadaşlar, diğer gezdiğimiz yerde bunun tam tepesinde, yani şu noktada alttan gelerekten, yani bunun tepesine şuradan şu noktadan bir merdiven yaparaktan tam bu tepeye geliyorlardı. Ve bir tepede bir delik açıyorlardı. Bu kapı kapalı olduğunda sizi tepeden öldürüyorlardı. Bu da yeraltı tuzaklarından biridir. Ama bunlar dediğim gibi definecilerle alakalı bir şey değildir.
eski dönemde insanların kendilerini koruması içindi. Girişimizin çıkışı göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra içerideki odalar geçeceğim. Ve girdiğimiz yerle çıktığımız yerin hiçbir bağlantısı yok. Dışarı çıkmayacağım. Girişin ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyorsunuz. Tepede ve kayalarla yıkılmış bir şekilde duruyor. Taşlar dolmuş. Ben tekrardan içerideki odalar gezmek istiyorum. Operasyon yerimizden geçip her şeyin başladığı ve bittiği nokta aslında o giriş kapısı. Evet. Bizi bir oda bekliyor. Oda içinde mezar ve odamızın genişliğinden bahsedelim. Şu an ayağa kalkarsam yaklaşık 1.80 yüksekliği var arkadaşlar odanın. 3'e 8 metrede genişliği var. İçerideki yapıları görüyorsunuz. Burası yakın dönemde de hayvan bağlamak için de kullanılmış alanlar olabilir. Çünkü toka sistemi kullanmışlar. Ayağımızın altında kuyu var mı yok mu bilmiyorum. Ve buradan bize çok geniş bir yol açılmış. 1, 2, 3, 4. Hangisine girmek istersiniz? Şimdi cevap veremeyeceğiniz için ben sizin yerinize sağdan diyorum. Birinci alana girdik ve bizi bekleyen bir kuyu. Kuyu içinden çıkan hayvan kemiği. Şöyle baktığında bir kuyu, yani insanların erzak ve yaşam için bulunmuş olduğu alan. Açılan odamız küçük arkadaşlar. 3'e 5 gibi bir alan. Buradan yan tarafa geçiş var. Hatta bir tünel var gibi. Tünelimiz dolu. Yani tıkalı, bitmiş. Bu alandan bir gidişimiz var. Bu da bir çıkış olabilir arkadaşlar. Çünkü geliş olaraktan çok yüksek görünüyor. Önce bu girişimizi de gezelim. Evet, görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Yaklaşık 1.60'a 50 santim aralığında bir tünelden gidiyorsunuz. Ve çok rahat bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Hafif eğilince bir odaya çıkıyorsunuz. Odaların gördüğünüz arkadaşlar, odanın sistemine baktığınızda 8'e 5 bir genişliğe sahip. Bu alanda bir işlem yapılmış ve aslında kapalı alanın tekrardan sonradan açılmış. İçerideki taşların işlevliğine baktığınızda özenle kesildiğini görebiliyorsunuz. Ve bu taş gerçekten, yani arkadaşlar, bu alandan çıkmamış. Görüyorsunuz. Orada da bir toka sistemi var tam şu karşıda. Buradan iki nokta var. Hatta 3 noktaya ayrılıyoruz. Geçelim. Burası tıkalı. Yüzeye en yakın noktadan bir başka giriş. Ve buraları bulamıyorsunuz arkadaşlar dışarıdan. Sadece ışığı görüyorsunuz. Kayaların aralarında kalmış. Belki uçma yaşandı, belki başka bir şey. Buradan da ikiye ayrılan, derine doğru giden aslında bir savunma sisteminin olduğu kapıyı görüyorsunuz. Bir operasyon yeri. Aşağıya başka, evet. Olaylar iyice beni karışıyor arkadaşlar. ne tarafa gideceksiniz bilmiyorum. Bakın. 1, 2, 3 tane gidişimiz var. Ben önce şu geliş kapısı dediğimiz şu alan var ya arkadaşlar. Orayı gezeceğim. Ondan sonra bu diğer yere gireceğim. Ondan sonra geldiğimiz noktadaki diğer odaları gezeceğim. Evet. Bu yeraltı şehri arkadaşlar. Bilinenin en büyük yeraltı şehirlerinden biri. Şu an kaç dakikadır oldu bilmiyorum. Geziyoruz. Burada aynı şekilde çıkış alanına benziyor. Çok rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Ve gün ışığına ulaştık. Burası bayağı bir büyükmüş ve ben buraları fark etmedim. İki noktadan giriyorsunuz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Dönelim. Bizi bekleyen diğer alana girmek istiyorum. Rahat bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde. Evet, ve hala bu yerlerde pisliğin olması arkadaşlar benim şaşırdığım noktalardan birisi. Evet. Burası kapatma sisteminin yapıldığı alan. Ve burası dar. Ve aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan da geçişimizi sağlayamayacağımız için burası da şu an tıkalı olarak 5. yere ekliyoruz. Evet. Çıkalım odamıza. Şu an nereden geldiğimizi hatırlıyor musunuz? Tam şu karşıdan geldik. Burada da küçük bir odaya benziyor.
Odamızdan bir tünel daha gidiyor. Ve bu tünel de büyük ihtimalle dışarı çıkacak arkadaşlar. Burayı da şöyle yaparsak. Evet. Gün ışığını görüyorsunuz. Burası da bir çıkış alanı. Hatta geçelim. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Gün ışığını şurada tam karşıda gün ışığı var. Geri çıkalım arkadaşlar buradan da. Diğer içerideki merkez odamıza geçelim. Bu yerler arkadaşlar tünellerle bir meydana çıkıyor ve meydandan dağılma gerçekleşiyor. Tekrardan bu uzun mu? Yaklaşık kaç metre şu an ölçüyorum. Evet. Yaklaşık 20 metrelik bir tünelin içinden geldik ve ana alanımıza girdik. Biz burayı gezmedik arkadaşlar. Şu alanı gezdik, şu karşıdan geldik. Biz bu alanı gezmedik ve de şu yan tarafı gezmedik. Şimdi nefes kontrolümüzü yapacağız ve bu alanları gezmeye başlayacağız. Evet, şimdi tekrardan kaldığımız alandan başlıyoruz. Burası küçük bir oda. Odamızın ortasında herhangi bir şey yok. Küçük, 2,5'a 2,5'luk bir alan. Ve yan tarafla bağlantısı. Evet, şu an geldiğimiz noktaları bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi tekrardan arkadaşlar bakın buraları gezdik. Bu noktayı gezdik. Bu noktayı gezdik. Bizim gelmiş olduğumuz noktaya doğru gidiyoruz. Evet. Buralarda gezmediğiniz nokta var mıydı? Onu kontrol edeceğiz. Şu an geldiğiniz noktaları karıştırmadan gitmeniz gerekiyor. Ve biz şu noktadan giriş yaptık buraya. Evet. Ve şu an şu görmüş olduğunuz bir topuk. Şu görmüş olduğunuz bir insan topuğunun kemiğidir. Tam bağlantı alanıdır. Onu da gömelim. Evet. Tekrardan bu alanlardan geçip bu alanda görmüş şu an rüzgarlı olabilir. Çünkü hava akımı var arkadaşlar bu alanda. Tekrardan zor alanlardan çıkacağız. Evet. Şimdi sonuna doğru gidelim. Evet, şöyle. Evet, çok zor bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Geldiğimiz olduğumuz nokta burasıydı. İki tane odaya girmiştik. Ve biz bu noktadan tekrardan içeri geçeceğiz. Şimdi bir nefes kontrolü yapacağız. Çünkü çok dar bir alana giriyoruz. Evet. Şimdi çıkacağız arkadaşlar bu alandan. Bu alanları gezdik. Şimdi de tekrardan geldiğimiz noktadan. İlk başladığımız alandan tekrardan dışarı çıkıyoruz. Buralar daha çok çıkış alanı yani kaçış alanı olaraktan yapılmış. Çünkü çok dar. Diğer tarafların girişlerini gördünüz zaten. Bu da gösteriyor ki arkadaşlar. Bu alanlar daha çok kaçış için kullanılmış. Ve şu an sürünmeniz gerekebilecek kadar da küçülmeye başladı. Evet. Kafa kamerası diyorlar arkadaşlar. Bu alanlarda kafa kamerasını kullanmak çok zordur. Çünkü kendiniz zaten işleminizi zor yapıyorsunuz. Burada yaptığımız şey dirsek ve kol. Bunu kullanaraktan işlem yapabilmek. Biz bu alandan geldik. Bu alandan çıktık arkadaşlar. Biz şu alanı gezmedik. Öncelikle bu alanı da gezip sonrasında çıkış yapacağız. Çok dar bir yerden geçeceğim arkadaşlar. Yani şurayı görüyor musunuz? Buranın metrajını anlamanız için bakın. 20 40 şöyle gösterelim. 20 40 küçücük bir alandan geçeceksiniz. Tabii 40'a 40 büyük bir rakam gibi görünse de arkadaşlar şu an normal bir insan için zor. Yan vererekten geçiyoruz. Evet. Ve bu alanlara diyorum ya tek girmeniz hiçbirinden sağlıklı değildir. Bu alanda kaldığınızda sıkıntı yaratabilirsiniz. Ve tecrübeniz yoksa arkadaşlar tabii şu an geçerken konuştuğum için zaman almaya çalışıyorum. Tecrübeniz yoksa bu alanlara girmeyin arkadaşlar. Evet. Yine sürünmekten devam edeceğiz. Şu an ses ekosu olarak
İleride bir oda var sanırım bizi bekleyen. Çünkü buradaki konuşmam karşı odadan geri bana yansıma yapıyor gibi geldi bana. Veyahut tünel çok büyük geldi. Bilmiyorum. Şimdi sonuna varacağız. Ve uzun bir tünel bizi bekliyor. Yaklaşık bir 15 metrelik bir tüneli geçeceğiz arkadaşlar. Biraz daha genişledi. Sürünmekten şu anda kurtulduk. Az da olsa. Şu an bir adım atıp tekrardan öne geliyorsunuz. Yukarılara, sağa sola yapılan görmüş olduğunuz alanlar, mumluklar ve hava akımı var. Burası da bir çıkışa gidiyor olabilir. Evet. Biraz daha hızlı gidelim arkadaşlar. Evet. Bir oda ve odanın içinde başka bir alana geçiyoruz. Burası da deminki gezdiğimiz yer gibi şey olabilir. Hava akımını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda bunu attıklarım yere düşmesi lazım. Eğer hava akımı şu aşağı düşenler ağır olanlar. Hatta biraz daha kolay olanı alalım. Bakın. Gördüğünüz gibi aşağı gitmekte zorlanıyorlar. Ve buradan çıkış olacağını düşünüyorum. Evet. Şu an kaç dakika oldu? Gerçekten hala bilmiyorum. Şimdi buranın hava akımının nasıl olduğunu geçişte göreceksiniz. Şu an yavaş yavaş rüzgarı hissettiniz. Esintiyi duydunuz. Ama ben buraya şu an sığamadım. Evet. Bir odayı diğer odayla kuyu bağlantısıyla bağlamışlar arkadaşlar. Evet. Bu aşağıya görüyorsunuz oda gidiyor. Bunu yeni fark ettim. Oraya geçebilir miyiz bilmiyorum. Şu anki duruma göre aşmamız gerekecek. Evet. Çok zor bir geçiş yaptık arkadaşlar. Şu an hala kendime gelemedim. Evet. Büyük bir odaya açıldık yine. Burası da tam yaşantının olduğu, kuyu sistemlerinin bolca olduğu alana geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kuyu. Evet. Şu kuyulara bakalım arkadaşlar. Kuyuların içinde bir şeyler var mı? Birbirine geçiş yapılmış, patlatılmış yani bunlar. Şuradan deminki gördüğümüz alan arkadaşlar, tünelden gördüğümüz alan şu noktaydı. Yani kuyunun içiydi. Burada herhangi bir tünel sistemi yok. Deminki gördüm. Yani hep birbirine bağlantı yapmışlar. Bir şeyler var diye kırmışlar yani. Burası bu alanın en farklı kuyularından biri görünüyor şu. Diğerleri biraz daha normal ve bilindik gibi. Buradan bizi iki oda bekliyor. Ve bu alana kaybolmamak için arkadaşlar bakın. Şu görmüş olduğunuz insanlar kaybolmamak için bağlamış olduğu iplik. İpliğimizin gittiği yeri görüyor musunuz? İpliğimiz yani şöyle gösterirsek ipliğimiz tam şu noktaya doğru gidiyor. Biz kaybolmak istiyoruz. Evet. Geliyorsunuz ipliğiniz burada çoğalıyor. Ve geldiğinizde çıkış noktasına ulaşıyorsunuz. Biz bu noktadan girmedik arkadaşlar. Gelirken bu noktaya saklamıştık biz. Bu noktalardan geçtik. Burayı çekmiştik zaten. Ama geldiğimiz alan burası değil. Tekrardan öbür tarafa geçip burada bir kafa karışıklığı oldu arkadaşlar. Burada kaybolmamak için buraya bir bağlantı yapmışlar. Yani şuradan giden kısmı merak etmişler. Evet. Biz de bu alanı merak ediyoruz. Çok büyük bir yer arkadaşlar. Gerçekten kaç saat oldu bilmiyorum. Saat olmamıştır ama. Evet. Bir başka odaya çıkış yaptık. Bu odadan deminki şurası geliş odasına çıkacaktır. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Odanın sonunda bir adet kuyu. Şimdi şuradan çıkalım.
kapımıza, girişimizden, bu alandan buradaki kuyu sistemine, şuradan da bir çıkışımız var. Burada bir kuyu sistemi var. Bu sorun dediğim şey buydu arkadaşlar. Kuyu sistemlerine hani girişinde diyordum ya, buraya bastığınızda bakın tam orta yol. Mecbur buradan geçmek zorundasınız. Aynı bu kaya gibi yapıyorlardı. Ve siz buraya bastığınızda sizi içine alıyordu. Basit bir savunma sistemi. Ama o döneme göre olabildiğince güvenliydi. Tek gezmediğimiz nokta şu kısım kaldı. Diyorum ki yine inat ediyorum. Ve bu alanı da gezmek istiyorum. En sonunda bu yeraltı şehriyle alakalı şu anki gördüğümden sonra anlatmam gerekenleri anlatıp videomuzu bitireceğim. Ama şu anda yeterince daraldı. Sürünecek pozisyonumuz dahi kalmadı. Evet. Çünkü ileri derece nefesimiz daraldı. Şu an buradan geçemiyoruz. Beşinci alan olarak. Şurayı da görüp çok fazla. Evet. Gidiyor. Oraya kadar gidip orada işlem yapamayacaksınız arkadaşlar. Kapalıysa geri dönmek zorundasınız. Şöyle yine de inat edeceğim. Tam şu iki noktanın birleşmiş noktasından sağ veya sol yeri görüp genişse orada tur atacağım. Yoksa geri geri çıkmak zorunda kalacağım burayı. Bu çok zor bir geçiş olacak. Şu an üzerine düşünen arkadaşlar varsa düşünmeyin. Çünkü günde kaç tane elbise değiştiriyorsunuz bilmiyorum. Aracımız tamamen elbise dolu. Evet. Şu an hareket edemiyoruz. Hem video çekip hem hareket edemeyeceğimize göre bu alan gidiyor. Ve şu anda hareket edemediğimiz yerde bırakmak istemiyorum. Ve burası biraz daha genişliyor gibi ama şu görmüş olduğunuz şu alandan geçmek çok zor arkadaşlar. Şu alan var ya bakın. Şu an şurada yani yaklaşık 20 santimden girseniz işlem yapamazsınız. Kalırsınız. Şu an geri geri çıkacağım. Zorluğu anlamanız için videoyu kapatmayacağım arkadaşlar. Çünkü geri geri çıkmak daha zordur. Şimdi ben size çıkışta buranın mantığıyla alakalı birkaç tane önerge vereceğim. Evet. Kapatmayalım. Yaklaşık 1 dakika sürecektir. Çok zor arkadaşlar böyle alanlarda kalıp geri geri çıkmak. Evet. Hala bitmedi. Şu an arkamızı göremiyoruz arkadaşlar. Arkaya hiç bakmıyorum yani ben. Şu an sadece geri geri devam ediyorum. Evet. Sonunda huş kısma geldik gibi. Evet dönüyoruz. Şöyle bir bakayım. Ayaklarımız taşa değdi arkadaşlar. Giriş noktadaki taşlara ulaşmış oluyoruz. Evet. Artık çıkabiliriz arkadaşlar. Çıkmadan önce şu savunma yerinin üzerinde tam bu alanda bir konuşma yapalım. Bir durduralım. Nefes kontrolünü yapacağız. Evet arkadaşlar. İçeriği gezdik. Kaç metre, kaç şeysi. Bunları video içine ekleyeceğimdir. Görüyorsunuz her yerden her yere bir açılan odalar gördük. Küçük küçük merkez odalar, meydan odalar dediğimiz. Ben tabii öyle söylüyorum. Bir tünel gidiyorsunuz, bir odaya çıkıyorsunuz ve oradan kollar ayrılıyorsunuz. Bunu bir çakı yerde yaşadık, gördük. 5 tane tıkalı alana giremedik. Bunları aklımıza yazdık. Bunların içine kamera göndereceğiz. Tabii bunlar için yerlerin tamamını yapıp bir gün sadece bir günümüzü kameraya vermemiz gerekecek. Artı olaraktan bir tane giden yolumuzun altında başka bir açılmamış bir odanın olduğunu tespit ettik. Bunu zaten sesli olarak da size gösterdim. Sonrasında arkadaşlar bu alanda define ile alakalı şu an görsel olarak hiçbir şey göremedik. Yani bu alanda define bulamayacaksınız. Bulamayız da. Ama şu dediğim açılmamış olan odanın altında bir şeyler olabileceğini düşünmekteyim. Yani hiçbir açılmamış bir alan, yani böyle bir büyük bir yeraltı şehrinde hiç el değmemiş bir alanın olması
Ve insanların oraya hiç ulaşmamış olması veyahut tabii bunu dışarıdan da kontrol edeceğim. Acaba başka yerden bir gelişi var mı bilmiyorum. Onu da kontrol edeceğim. Eğer yoksa o noktayla diğer iki nokta yani beş noktaya kamera gönderdiğim gün diğer noktayla alakalı çalışmalar da yapacağım. Şimdilik videomuzu bitireceğiz. Çıkışımıza geldik. Uzun bir video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımızı beğenir, yorum yapar ve paylaşırsanız bana hem destek olmuş olur hem de birçok insan görmüş olur. Yani bu ülkede yaşayıp da bu gibi yerlerin olduğundan haberdar olmayan o kadar insan var ki arkadaşlar. Daha çok insana ulaşmamız gerekiyor. Hepiniz baş tacısınız. Şimdi çıkışa geçelim. Bu adamların mezarlarını gösterdim. İçeride de dışarıda da mezarlarını gösterdik. Mezarlık alanlarını gördük. Ve gerçekten mükemmel bir işçilik. Yıllarını vermiş insanlar. Daha çok Bizans dönemi şeysi var arkadaşlar. Yapılaşması. Bizans yeraltı şehri görüntüsü var. Ve şunu söylüyorum. Bu kadar büyük bir yeraltı şehri 10 tane 20 tane adam yapmamıştır. Çok büyük bir şehir var. Ve o şehrin savunması için yapılmış bir alan. İnsanlar her gün burada yaşamıyordu. Aslında burası sadece savaş ve olası sıkıntılı durumlardaydı. Fazla uzatmayalım. Çıkalım. Şu operasyon gerçekleştirilen yer oradan çıkış değil de şuradan çıkacağız arkadaşlar. Evet. Burası da çok büyükmüş. Ben bu kadar büyük yerin olduğunu görseydim hiç uğraşmaz direkt buradan giriş yapardım. Evet. Karı görüyorsunuz. Kar yağıyor şu an. Dışarıyı da göstermek istiyorum. Evet, kapatmadan önce arkadaşlar bu girişlerin önündeki mihrapları görüyorsunuz. Çok farklı görüntüsü. Bunlar yeni çıkınca gezerken fark ettim. Aynı şekilde şu karşıda yani tam şu noktada da bir tane toka işareti dediğimiz işaret de mevcut. Buradaki kaya da çok farklıydı arkadaşlar. Şunu da son zaman eklemeden yani kapatmadan önce yapalım. Bunu da göstermeden geçemedim. Görmüş olduğunuz karşılar kaya mezarı. Yani Roma'nın mezarları. Burası Bizans dönemine ait bir yeraltı şehri. İçeriden aynı şekilde mezarlık alan da var. Şu görmüş olduğunuz alanda da mezar. Tepe noktası. Yani şu karşı tepelerde mezarlık. Ve buranın ne kadar büyük bir şehir olduğunu, ne kadar büyük bir yaşantı yaşadığını, eski insanların burada uzun süre hayat sürdüğünün göstergesi. Burada birçok alanda malzeme yani işaret görebiliyorsunuz. Her kayada, her yerde. Biz şimdi kaya mezarlarını gezeceğim. Onları da videosunu eklemeyeceğim. Onlar hepsi açık soygun yemiş. Ben onların açılmış olmayanlarını arayacağım. Yeraltı şehriyle alakalı bilgilendirmesini yaptım. Şimdi soğuk kar var ve bu şekilde veda edelim. Bugünlük bu kadar. Kendimiz bu karda, kurtun sevdiği havada daha detaylı araştırmamızı. Bakın şu kayanın üstündeki olduğunu görüyorsunuz. Karşı tarafı görüyorsunuz. Mükemmel bir yer. Büyük bir yaşantı. Bundan sonrasını rüzgarlı, soğuk bir havada devam ettireceğiz. Kendinize iyi bakın.